Evet, şimdi bu videomuzda Image Processing OnRamp, yani MATLAB'ın Image Processing OnRamp uygulamasının 5. başlığın 2. alt başlığında Batch Processing with Image Data Stores, yani bir bilgisayarda bir imajı inread komutuyla MATLAB'a aktarabiliriz. Ama sadece bir imaj değil de o klasörde bir sürü, belki yüzlerce, binlerce imaj da olabilir. Ki genelde görüntü işlemede, yapay zekada, derin öğrenmede genelde çok sayıda imajlarla uğraşıyoruz. Çok sayıdaki imajı, o imajların isimlerini ve değişik bilgilerini bir kayıt o değişkeninde tutup, bir veri deposunda tutup, onunla işlemler yapmaya, yani tek bir liste ismi, o listede imajların isimleri var ve bazı özellikleri var. Tek bir değişken olarak bunu listelemeye image data stores diyoruz. Yani imajların veri deposu. Şöyle şuradan başlayalım. So far, you've been importing each image into memory individually and then processing and classifying it. Bu vakte kadar ne yaptık? Her bir imajı birer birer okuyup işlem yaptık. Sonra da bu imaj bir fatura mıdır, makbuz mudur, değil midir diye test ettik. Daha önceki bu eğitimin daha önceki videolarında. That's great for one or two images. Eğer bir ya da iki imajınız varsa bu olabilir. Güzel bir yöntem. But in practice, you've taken tens, hundreds, or even thousands of pictures. Ama eğer onlarca, binlerce, yüzlerce, işte çok sayıda imajınız varsa bu pek pratik bir yöntem olmayacak sizin için. In that case, a better approach is to use a data store. İşte bu durumda çok daha başarılı bir yaklaşım nedir? Data store kullanmaktır. Veri deposu kullanmak. Yani bir değişken tanımla. Bütün bu imajlar o klasörde dursun. Bütün imajların isimlerini, değişik bilgilerini, hangi tip bir imajdır, boyutu nedir gibi bilgilerini bir kayıt listesinde sakla ve o liste üzerinden imajlara ulaş. İmajları kullan. İmajlar üzerinde işlem yap. A data store is a MATLAB variable that acts as a reference to a data source, such as Data store bir MATLAB değişken arkadaşlar. Yani data store dediğimiz MATLAB'da kullandığımız bir değişken tipi. a folder of image files. Nedir aslında? A folder of image files. Yani bir folder'daki bir klasördeki imajların listelendiği bir değişken. When you create an image data store, MATLAB looks at the images and stores some basic meta information about them, such as Bir image data store oluşturduğunuz zaman MATLAB ne yapıyor? Klasöre bakıyor. Klasörün içindeki bütün imajların isimlerini, formatlarını ve bazı bilgilerini tek tek okuyarak bir yere kaydediyor. the names and formats. But it doesn't import the image data. Güzel tarafı ne? O imajların birer kopyasını alıp da başka bir yerde aynı büyüklükte bir belge ya da bir ayrı bir dosya oluşturmuyor. O klasördeki imajlar aynen olduğu gibi duruyor. O imajların bilgileri bir yerde kaydediliyor. Instead, you can use the data store to import the images later when you need them. Either individual pictures or the whole camera roll. Sonra ihtiyacınız olduğu zaman data store'dan sizin işinize yarayacak olan herhangi bir ya da birçok imajı kullanmak istediğiniz zaman direkt data store'dan kullanabiliyorsunuz. Siz data store'daki o imajı tercih ettiğinizde MATLAB otomatik olarak ilgili klasörün içinden gidiyor, o imajı alıyor ve kullanıyor. When it's time to process your images, you can read them from a data store one at a time, and then process and classify the loaded image. Yani bir imajla uğraşmak yerine bir teknik, bir proses, bir süreç hazırladığımız zaman o prosese bir imajı değil bir image data store verdiğimiz zaman o data store'daki bütün ya da bizim ilgilendiğimiz bütün imajları otomatik olarak işlemlere sokup elimize bir sonuç listesi ya da bir liste şeklindeki bir sonucu bize MATLAB rahatlıkla sunabiliyor. Because the image variable will be overwritten each time you load a new file, you won't end up with 100 images in your MATLAB workspace. Dolayısıyla bir prosesiniz, bir işlem süreciniz var. Yüzlerce imajı tek tek kopyalayıp yenisini üretip test edip sonucu üretmek değil. Yüzlerce imaj folder'da kendi klasöründe duruyor ve her birini siz sırayla, hatta bazen üçer beşer şeklinde de olabilir,
işlemi alıp sadece sonuçların olduğu bir listeyi rahatlıkla üretebiliyorsunuz. In this section, you'll create a data store and use it to read images in a loop and process and classify them. Şimdi bu aşamada, şu uygulamamızda, şu andaki dersimizde bir data store oluşturacağız ve klasör içindeki bütün imajları sırasıyla işleyen, sonuçlarını bir liste halinde bize veren data store oluşturacağız ve çalıştıracağız, işleyeceğiz. Evet, şimdi create an image data store, bir data store'u oluştur. Instructions are in the task pane, şu soldaki görev panosunda talimatlar var. Complete and submit. Submit each task at a time. Tamamla, bu görevleri tamamla ve submit et. You have created an algorithm that reads a single image and classifies it. Daha önce buraya kadar ne yaptım? Bir tek imajı okuyan, işleyen ve sınıflandıran bir algoritma geliştirdim. In this practice, bu uygulamada ise you will have multiple images to process. Şimdi bu uygulamada öyle bir şey yapacaksın ki bir iş süreç tanımlayacaksın. Listedeki bütün imajları peş peşe işleyebilen bir proses. Image data stores are convenient for locating and accessing multiple image files. İşte imaj veri deposu, image data store'lar çok sayıdaki imajın yerini gösterip onlara ulaşmak için çok kolay, güzel bir yöntemdir. The image data store function, bakın direkt fonksiyon ismi neymiş? Image data store. The image data store function. The image data store function creates an image data store for all the image files in a folder but won't load them into memory until they are requested. Image data store fonksiyonu bir değişken oluşturuyor. Bir veri deposu oluşturuyor ve siz o imajları kullanana kadar o imajları hard diskten getirip de RAM'e yükleyip RAM'i boğmuyor. Yani RAM'i bir yük vermiyor ya da ayrıca bir kopya oluşturmuyor. Sadece kullanacağınız zaman onları alıp getirip RAM'de işleme dahil ediyor. Dolayısıyla siz mesela 10 bin tane, 100 bin tane imaj olan bir klasörünüz var hard diskte. Bunlarla beraber işlem yapacağınız zaman bunları ayrı ayrı almak, işlemek, bir yere tekrar bırakmak, kaydetmek çok uzun bir süreç. Ama bir data store ile uğraşıyorsanız bunları onlar al, işle dediğiniz zaman sadece image data store'un ismini veriyorsunuz ve MATLAB bunları azar azar alıp işleyip sonucu üretebiliyor. İstediği şey şu, create a data store, bir data store oluştur, ismi DS olsun ve folder şu folder'ın içinde. Test images folder'ında. Bu kadar. Şimdi bu server'da test images diye bir klasör var. O klasörün içindeki bütün imajları okuyor. Her birinin isimlerini ve bazı özelliklerini, mesela hangi formatta olduklarını tek 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 kaydediyor ve bir liste halinde saklıyor. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi mesela şuraya bakalım. Şurada sonuçlarını görebiliyoruz. Bu klasörde kaç tane imaj varmış? 1, 2, 3 diyor ve 15 tane daha var diyor. Burada göstermemiş herhalde 18 tane de. Onun sayısını görebilirsin. Bakalım devam edelim. Şimdi diyor ki you can access the data store's properties by using a period dot. Şimdi data store DS isminde bir liste var artık elimizde. Bu data store'un bütün bilgilerine, properties özelliklerine dot operatörüne ulaşabilirsiniz. Mesela dosyalara ds.files. Zaten burada da onu istiyor. Dosyaların tek tek isimlerine ulaş ve bunları kaydet diyor. Şimdi bakın burada zaten data store içinde var ama bunu data files, file names diye başka bir dışarıya kaydet diyor. Yani DS büyükçe bir liste. İçinde bir sürü özellikler var, properties var. Bunlardan bir tanesi de dosyaların isimleri. Bunu aldık ve data file names diye kaydet diyor. Kaydedelim bakalım.
Şimdi bakalım bu data file names'te kaç tane değişken var. Gördünüz mü? Kaç taneymiş? 18 çarpı 1. Demek ki bu klasörde 18 tane imaj mevcut. Devam et diyorum. You can use the numl. Numl ne demek? Number of elements. Number of elements. Yani elemanlarının sayısı fonksiyonunu kullanarak data file names. Şu listedeki kaç tane dosya adı olduğunu numl fonksiyonuyla hesaplat. Ve bunu da number of files diye bir değişkenin içine kaydet diyor. Zaten biz burada gördük ama tabii biz bir proses yapacağız. Farklı farklı girdiler için, farklı farklı durumlar için otomatik olarak süreci yöneteceğiz. Dolayısıyla başka bir liste, başka bir klasör verir vermez onun eleman sayısını otomatik olarak buldurmak için numl komutunu kullanıyoruz. Submit diyorum. Bakınız kaç tane eleman varmış? 18 tane. Sonra diyor ki image data stores have several functions. Şimdi imaj data store'larını kullanarak mesela burada bir tane oluşturduk. Çok basit. Sadece fonksiyon ismi ve klasör. Eğer working klasör burasıysa direkt ismini yazarız. Eğer bilgisayarda başka bir konumdaysa o zaman işte c2.üst üste slash klasör adı slash klasör adı şeklinde uzunca adreste yazabiliriz. Image data stores have several functions that operate on them. Birçok fonksiyon bu data store üzerinde direkt çalışabilir. Yani şu DS'i birçok işlemde doğrudan kullanabilirsiniz. Mesela, for example, you can import all images by using read all function. Buradaki bütün imajları read all fonksiyonuyla okuyabilirsiniz. Try reading and display on display one image from DS by using the read function. Şimdi diyor ki şöyle bir şey yap diyor. Yani DS'i oku, bunu image diye kaydet ve ekranda göster bunu diyor. Şimdi read DS dedik ya, artık imread dememize gerek yok. Niye? Çünkü zaten DS dediğim şey imajlardan oluşan bir data store. Başka bir şey yok. Sadece imajlar var burada. Bunu oku diyoruz. İmajı okuyor ve göster diyoruz. Bakalım. Özür dilerim. Run section demeyeceğiz. Bir sonraki section'a geçtik yanlışlıkla. Evet. Şöyle run section diyecektik. Next section dedik. Şimdi diyor ki bak burada bir şey yapıyorsun diyor. Bir şey yanlış yapıyorsun diyor. Neyi yanlış yaptık? Bakalım. In show read. Ha, şurayı şimdi tekrar başlattım ya sayfayı. Burayı ne yapmam lazım? Baştan başlatmam lazım. Yani şöyle yapıyorum. Run section, run section, run section, run section, run section. Run section. Evet, şimdi şurada bir imajı göstermesini bekliyoruz. Bakın gösterdi. Bir daha çalıştır diyor. Bir daha run section yapalım. Şimdi başka bir imajı gösterdi. Bir daha run section yapalım. Başka bir imajı gösterdi. Demek ki burada ne yapıyor? Farklı farklı imajları gösteriyor. Evet. Yani bir DS'i oku dediğimiz zaman
bu listedeki imajları okuyor. Göster dediğimiz zaman sadece bir tanesini gösteriyor. Daha önce ben de bunu hiç kullanmamıştım. Şuradan bir bakalım. Image. Evet. Demek ki herhangi birisini gösteriyor. Ama her birisine ayrı ayrı tabii ulaşabiliriz. Image Data Store'da. Yani Data Store'un birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü elemanlarına ayrı ayrı da ulaşmamız mümkün. Image. Read Data Store. Şöyle bakalım. Mesela MATLAB. Read Image Data Store. Şimdi normalde şurada şöyle bir örnek yapmış. Read Image. İkinciyi, üçüncüyü oku. Mesela biz de yapalım burada. Şöyle image. Mesela birinci imaj. Böyle yanlış kabul etti bunu. Geç burada read. Ha, şuna bakacağız. Özür diliyorum. Bizim bakacağımız read. Ha, subsequent calls. To read image, continue reading from the end point of the previous call. Sırasıyla okur diyor arkadaşlar. Oku dediği zaman sırasıyla baştan başlar, sırasıyla okur diyor. Read. Eğer direkt istediğinizi okumak istiyorsanız read image diyoruz. Çok önemli. Zaten burada maksat onunla ilgili bir şey öğretmemiş ama ben merak etmiştim. Bir data store'u oku dediği zaman baştan başlıyor sırasıyla. Her seferinde bir sonrakini okuyor. Ama direkt istediğinizi okumak istiyorsanız o zaman read image fonksiyonu var. Onunla okuyorsunuz. Read image diyorsunuz. Read image ve image data store'dan kaçıncıyı istiyorsanız birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü gibi onu direkt okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kısım da tamamdır. Şimdi read and classify an image. Read, evet bak burada ben biraz erken merak etmişim. Read image fonksiyonunu burada söylüyor. Daha önceki read fonksiyonuydu sırasıyla okuyan. The read image function loads the end, yani n'inci imajı okumak istiyorsanız o zaman sadece read değil de read image yazıyorsunuz. Bir data store içinde. Hemen yapalım. Diyor ki read the first image in DS. Şimdi şurada burayı çalıştırdık. Test images bir klasör var. İçindeki imajların hepsini sırasıyla okudu ve DS diye bir imaj data store oluşturdu. Şimdi biz buradan diyor first image yani birinci imajı oku diyor. Birinci imajı okumak için bakın şu fonksiyonu kullanıyoruz. Kopyala. Şöyle. Allah Allah şurayı alamadım ya. Kopyala. DS'in içinden oku, birinci imajı oku. Ve bu okuduğun imajı da I diye kaydet, büyük I diye. Sonra da büyük I'yı göster diyor. Yani ilk imajı göster. Bir imajı göstermek için tek bir imajı ne yapıyoruz? Imshow yapıyoruz değil mi? Submit diyorum. Bakın data store'daki birinci, her zaman yani burayı her çalıştığında yine birinciyi okuyoruz. Birinci imaj bu, bitti. Devam et. Şimdi diyor ki, the function classify image at the bottom of the lib script processes and classifies an image using the algorithm you have developed in the previous activity. Geçtiğimiz uygulamada, yani şu kısımda, 5.1'deki geliştirdiğin algoritmayı şu fonksiyonla kullanabilirsin diyor.
Classify image komutunu çağır ve bu classify image komutuyla I imajını bir teste al. Şimdi şurada I imajı şu ya gösterdik ya. Bunu bir test et. Sonuçta da is received. Elde ettiğin sonuç 0 ya da 1 olacak ya. Bunu da buraya kaydet diyor. İmajı al. Daha önceki bölümde tanımladığınız fonksiyona bir parametre olarak gönder. Elde ettiğin sonucu is received diye kaydet. Staj mı? Evet. Önce danışmanınıza gidiyorsunuz. Bulamazsanız bölüm başkanına gidiyorsunuz. Bulamazsanız Mutlu Han Hoca, müdür yardımcınız. Evet. Hepsiyle görüştüm. Benlik bir şey yok o zaman. Belgelerimi kontrol etmek için. Benlik hiçbir şey yok. Bana dediler ki senin stajla alakan yok. Staja karışma. Şey soracaktım. Bir belge bende kalacakmış. Staja hiç karışma dediler. Kime soracaksınız? Bir danışman. Çözemezse bölüm başkanı. Efendim? Aşır Hoca gönderdi. Tamam. De ki Muhammed Hoca stajlarla ilgilenmiyormuş bundan sonra. Bölüm başkanından sonra Mutlu Han Hoca'mız. O da müdür yardımcısı. Staj sorumlusu o. Tamam. Kusura bakmayınız. Onayla diyorum. Evet. Doğru mudur? Is received 1. Doğrudur. Bu bir makbuzdur diyor. Diğer imajlar için deneyiniz diyor. Mesela şurada ikinci imaj için deneyelim. Baştan deniyoruz hepsini. Buradan başlatıyorum. Çalış, çalış. Bu da fatura. Yanlış hatırlamıyorum. Dördüncü fatura değildi. Bir uzay imajıydı. Dördüncüye bir bakalım. Yok, dört de faturaymış. Beşinci resme bakalım. Evet, bakın. Bu is received fatura mı? Hayır, sıfır çıktı. Dolayısıyla çok basit bir şekilde ne yaptık? Elimizdeki, yani bu 18 imaj içerisinde %100 başarı elde edebileceğimiz. Tabii biz 18 imajda test ettiğimiz zaman %100 başarı elde ediyoruz ama dışarıda bir fotoğraf geldiği zaman hemen %100 onun fatura olup olmadığını tespit edebilir miyiz? Değişir o. Bir teknik üretmiş olduk. Şimdi 5.3'ün son kısmına geliyoruz. Extract images contain receipts. Classify all images in a folder. Şimdi bir öncekinde ne yaptık? Birinci imaja bak, ikinci imaja bak, üçüncü imaja bak, tek tek sorduk. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki bir klasörümüz var. Klasörümüzün içinde bir sürü imaj var. Otomatik olarak hepsini tek tek kontrol edip bizim elimize bir liste verecek. Birinci faturadır, ikinci faturadır, üçüncü faturadır. İşte dördüncü fatura değildir gibi. Bunu yapalım diyor. Şimdi burayı çalıştır. Bu kısmı çalıştırdık. Test Images isimli klasördeki bütün imajları aldı, okudu. Bunların bilgilerini DS diye bir Image Data Store oluşturdu. Bunların sayısını elde etti. Ve şurada ne yaptı? Reallocates the logical array is received. En başta şöyle bir şey dedi. Mesela 18 tane ise kaç tane olduğunu bilmiyoruz ya, bunu otomatik yaptıracak. 18 tane ise 18 tane sıfırdan oluşan bir liste oluşturdu. Başlangıçta hiçbirisi fatura değildir. Yani hepsi de fatura değildir gibi. Sonra bu işlemi yapabilmek için with all the images, image files readily accessible in the data store DS, you can load and classify every image with just a few line of codes. Şimdi for loop'u kullanarak you can use a for loop to iterate through the n images in a data store. Şimdi for loop'u kullanarak istediğin sayıda bir işlemi tekrar ettirebilirsin. Kaç tane imaj varsa o kadar tekrar ettireceğiz. Peki kaç tane imaj var? Bunu da number of elements komutuyla otomatik bulduruyoruz. Dolayısıyla biz bir imajı oku ve test et bakalım bu fatura mıdır? Bunu for döngüsüyle istediğimiz kadar yaptırabiliyoruz. Mesela diyoruz ki for döngüsü k'dan başla, k eşittir 1'den başla, nereye kadar git? Number of files. Bakın kaç tane olduğunu baştan bilemeyebiliriz. Bir program yazacağız. Programımıza bir klasör imaj yüklenecek. Otomatik olarak öncelikle kaç imaj var, imajların isimleri, formatları nelerdir bunu tespit ediyoruz. Ondan sonra bunları teker teker ne yapıyoruz? Test ediyoruz for döngüsüyle.
Add a for loop. Bak şuraya bir for loop'u ekleyiniz diyor. Ekledik. Around the code in task 1. Task 1'ın içine ekleyiniz. Ekledik. DS'in içindeki imajları test edecek. The number of files in DS is stored in number of files. Yani burada kaç tane imaj olduğunu şuradan zaten elde edebilirsin diyor. Don't forget to change the 1 to your loop variable in both read image DS1 and is received 1. Diyor ki don't forget to change the 1 to your loop. Loop variable. Don't forget to change the 1 to your loop variable in both read image DS1 and is received 1. Şurada ne demek istemiş tam anlayamadım. Şu koda bir daha bakalım. Diyor ki şimdi k değişkenini kullanıyoruz. Önce birinciyi oku. Şimdi şunu kastediyordur. Burası 1 değil, k olacak. K 1'den başlayıp 18'e doğru gidiyor. 18 değişebilir de. 1'den başladı. Birinci imajı oku. İmajı, I imajını sınıflandır. Is received bir fonksiyon. Bakın şurada bir fonksiyon var. Fonksiyon değil, özür dilerim. Bir liste var. Listenin k'inci elemanına 0 ya da 1 yazıyoruz. Yani şurada 1 yazdı birinci eleman içinde. Biz şu anda ne yapıyoruz? K'inci eleman, yani 1, 2, 3, 4 sırasıyla artan şu listedeki birinci elemana cevabı yaz. İkinci imajda ikinci eleman, üçüncü imajda. Yani aslında biz şurada ne yaptık? 18 elemanlı bir liste oluşturduk. Burada da o listenin her bir değerine tek tek 0 ve 1 yazdırıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi to display the images classified as received bir listede hepsini test yaptırdık. Şu anda 18 tane test yaptık classify imajla. 18'lik bir listede 1 ve 0'lar var. 1 olanlar bunların fatura olduğunu, 0 olanlar fatura olmadığını gösteriyor. Diyor ki fatura olanları sadece göster diyor. Bunu yapmak için de senin onların ismine ihtiyacın var. You can use the logical array is received as an index to extract the file names of images classified as received. Şimdi DS files yazarsan şu komut senin imaj data store'undaki, imaj veri depondaki bütün 18 tane imajın hepsinin ismini de sana söyler. Ama bunun yanına 1 ve 0'lardan oluşan bir liste is received koyarsan is received de 18'lik bir liste. Bunun bazıları 0 bazıları 1. Şu listedeki